Yani bir Merkez Bankası koleksiyonunu tanımak, ikisinin arasındaki farkı görmek, bir sanatçının eserini diğerini de takip edebilmek çok büyük ipuçları veriyor. Bir tarz geliştirdim, bir ansiklopedi kitabı yazmamaya, Türk resim sanatının içinde değerlendirmeye ve koleksiyonları bir sanat disiplini, sanat tarihi disiplini içinde ele almaya ve çok önemli dönemin eserlerini yaşadıkları dönemde sanatçıdan alan bir koleksiyon. Sanat tarihi okumayı heves eden kaç kişi çıkacak diye düşündüm. Birçok kitap okursunuz, açıklarsınız. Ama içinde yaşamaktır koleksiyonu araştırmak. Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Tuval'e hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. O kadar çok özelliği var ki hangisini saysam bilmiyorum. Sanat tarihçi, küratör, sanat yazarı. Ne diyeyim başka hocam? Kritik. Yani eleştirmen, evet, değil mi? Aslında bütünlüğü toplarsak sanatın içinde yaşayan bir insan. Evet. Sevgili Profesör Kıymet Giray bizlerle bugün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gerçekten çok sevinçliyiz siz burada olduğunuz için. Hep konuştuk bir türlü denk getirememiştik. Evet, ben de sizi yakından izliyorum ve burada olmak istiyordum. Evet, iyi oldu. Güzel, çok güzel oldu yani. Bu sefer sizi İstanbul'da yakaladık. Şimdi yaptığınız işler o kadar çok ki nasıl özelliklerinizi saymakla bitiremedim. Yaptığınız işler için de aynı şeyi söylüyorum. Burada günlerce konuşsak belki bitiremeyiz. O yüzden tabii ki seçerek, böyle kilometre taşı olan işleri seçerek gitmekte yarar var. Önce sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Ankara doğumlusunuz. Evet, Ankara. Sanat tarihine yönelmişsiniz. Bu bilinçli bir seçim miydi? Evet. İlginiz var mıydı? Nasıl oldu? Bu süreçleri evet. Biraz dinleyelim sizden. Ben lise 2'de karar verdim sanat tarihçisi olmaya. Çünkü bu konuya ailece ilgi duyuyordu. Ama karar verdiğim zaman da çok mutlu olarak gittim anneme, dedim ki ben sanat tarihçisi olmak istiyorum. O da bana niye dedim. Yani herkes, siz sanat tarihçisi misiniz diyecek dedim. Genelde ona söylemezler, doktor falan olunca söylerler ama madem ki istiyorsun öyle devam et dedi. Gerçekten de bu dil tarih çok istediğim bir okuldu. Şanslıydım, sanat tarihine girdim. Ve şanslıydım, bunu okudum çünkü çok isteyerek okuduğum bir bölümdü. Dil tarih, sanat tarihi de bir efsanedir yani. Evet. Bence de öyle çünkü biliyorsunuz 36 yılında açılmış bir okul. Çok Alman disiplini var. Evet. Hep merak ve araştırmaya dayalı bir eğitim sistemi. Onun faydasını hala görüyorum. Şimdi aynı fakültede yüksek lisans yapıyorsunuz, evet. Doktora yapıyorsunuz. Yüksek lisans konunuz da, doktora konunuz da çok önemli. Bunları biz detaylı olarak okuduk internet üzerinden. Yüksek lisansınızı Mahmut Cuda yaşamı ve sanatı üzerine yapmışsınız. Evet. Biraz bunu konuşalım. Ya Mahmut Cuda'yı seçmemin özel bir nedeni vardı. Çünkü 1924 sonrası Türkiye'de resim sanatının gelişimi üzerine düşünmekteydim. Mahmut Cuda da onun yaşayan temsilcilerinden biriydi. Ve daha önemlisi Türk resim sanatına, kendi sanatının yanı sıra dernekçiliğiyle de çok önemli katkılar yapmış. Ressamların hakları, devamlılıkları, Türkiye'de tanıtılması konusunda çok çalışmış bir şahsiyetti. O nedenle Mahmut Cuda'yı seçtim ve çok doğru bir şey yapmışım. O kadar çok şey öğrendim ki. Çok öz Türkçe konuşan, çok düzgün düşünen, çok iyi yazan ve evet, çok iyi de resim yapan bir sanatçıyla karşı karşıya kaldık. Biz de master süreci zaten 3 sene en az süren bir dönem. O dönemin içinde hep birlikte olmanın verdiği bir bilgi birikimi oluştu bende. Özellikle bizim okulumuzun, kendi fakültemizin ilkesi olan çok düşünüp çok araştırma ilkesini onda da gördüm. Tabii ki onun hayatını yazarken bana devamlı benim sanatım bir yerde Türk resim sanatına girecektir ama önemli olan ressamların hakları konusunda yaptığı mücadeleleri ortaya koymaktır dedi ve ben tabii ki müstakilleri de bu nedenle seçmiş oldum. Müstakiller Cumhuriyet'in ilk ressam kuşağıydı. Çok idealistlerdi. Türkiye'nin her yerinde
sanat için çalışmalar verdiler. Akademiye şöyle size iki tane örnek vereyim. O kadar özgürlükçüydüler ki Paris'e 1924 yılında gönderildiklerinde bu bir konkurla Cumhuriyet'in birinci kutlama yıl dönümü kapsamında giden bir grup, 5 tane sanatçı. Bunlar gönderildiklerinde Türkiye'de resim sanatının kalkınacağını ve bunları da kendilerinin sorumlu olacağını çok iyi biliyorlardı. Orada Müstakiller grubu altında birleşmelerin önemi vardı. Türkiye'ye döndüklerinde hep bir arada olup ülkenin her yerinde konferanslar vermek, sergiler açmak ve sanatın gelişmesi için, yaygınlaşması için çalışmak vardı. Akademiye gelmeden önce 5 yıl olan süreçlerinin 1 yıl önce kesilmesi nedeniyle çok sert yazışmalar yaptılar. Bizim 5. yılımız var, kalmamız gerekir, akademiyle böyle karşı karşıya gelecek bir savaş yaşadılar. Onun dışında geldikten sonra da akademide görev alma süreçlerini siz atayamazsınız, biz kendi aramızdan seçeceğiz akademide kalacak olanları deyip böyle bir değişim yaptılar. Evet. Onun için bana çok idealist ve çok önemli geldiler. Eğer Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar kitabımı okursanız o dönemdeki mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, Türk resim sanatına nelerin kazandırıldığını ve nasıl sergiler yapıldığını görmek açısından çok önemli. İki tane örnek vereceğim. Bir tanesi Tarsus'tan, Ceyhan'dan, Zonguldak'a kadar, İzmit'e kadar bütün kentleri halk evleri vasıtasıyla dolaşan bir grup görüyoruz. Satış kaygıları yok. Kaç sattınız, kaça sattınız dertleri yok. Ellerinde 100 tane resimle halk evinin otobüsü bir diğer kentten bunları karşılayarak büyük bir idealle gezdiler. Türkiye'deki resmin tanınmasını sağladılar. Onun için onlara saygı duyuyorum. İyi ki de öyle bir kitabı yazmışım diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki çok kıymetli ama tabii açıdan yani bugün geriye dönüp incelendiğinde okunacak kitaplardan bir tanesi tabii yazdığımız kitap ediyorum. Çok kıymetli. O zaman birazcık geçmeden şeye değinelim mi? O dönemki devlet politikaları. Yani işte mesela bankalar, siz bankaların birçoğunda sanat danışmanlığını yapıyorsunuz. Bankalar, onların resim alması, onların resme yöneltilmesi, kamu kurumlarının resim alması, devlet resim heykel sergileri, bu bir devlet politikası değil mi? Yani tabii sanatı hayatın içine katmak için ve desteklemek için uygulanan bir devlet politikası. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bakarsak sanat ve kültür üzerine kurulduğunu görürüz. Bütün her yerde bunun izleri vardır. Bizim fakültemizin cephesinde yazan hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ya ilimden başka yol gösterici yoktur anlamındaki sözcük doğrudan doğruya Cumhuriyet'in ilkesini belirler. Sanatla ilgili bağlantıları da biraz önce söyledim. Cumhuriyet'in birinci kutlama yıl dönümünde yapılan en önemli etkinlik 22 tane gencin bir konkurla yurt dışına eğitime gönderilmesi. Bunun amacı çok okuyan, çok iyi araştırma yapan ve kendi konusunda yetişen gençleri ortaya çıkarmak. 22 taneden 5 tanesinin sanatçı olduğunu, 2 tanesinde müzisyen olduğunu düşünürsek sanata verilen oranın ne olduğunu açıkça görürüz. Bu sözde kalan bir şey değil. Düşünürüz ki 1927 yılında Mimar Sinan Üniversitesi olan bugünkü o zamanın Sanayi Nefise Mektebi ailesinden Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönen kurumun binası Osmanlı Meclisi Mebusan binası. Atatürk o binayı güzel sanatlara armağan edecek kadar sanatın yanında duruyor. Hemen 38 yılında ölmeden önce bir yönetmelikler hazırlıyor. Bu yönetmelikler devlet resim heykel sergilerinin açılması konusunu gündeme getiriyor. Ve bu konu o kadar önemli ki bu her yıl açılan, ne yazık ki tavsatı şimdi ortadan kalktı. Her yıl açılan bu sergilerde ödüller vermek, sanatçıyı teşvik etmek ve buna paralel olarak çıkartılan yasalarla kurumlar, bankalar ve diğer kuruluşların kendilerine resim alma, heykel alma zorunluluğunun getirilmesi, teşvik edilmesi
çok önemli bir şey. Çünkü sanatçıların mezun oldukları okuldan kazandıkları meslekle yaşamalarının bir ilke olduğunu ortaya koyan bir davranış. Resim Heykel Müzesi'nin açılması da bunu özellikle taçlandıran bir olay. 1936'da karar verilen Veliaht Dairesi'nin Resim Heykel Müzesi'ne dönüştürülmesi 37'de yerini bulacak ve çok önemli ressamların önemli eserleriyle Osmanlı döneminden beri yapılan resimleri bir araya toplayan büyük bir müzenin ortaya çıkışına şahit olacağız. Aslında geçmişini orada arşivletiyor sana. Evet. Değil mi? Evet. Hem öyle hem de o kadar önemli bir Osmanlı'nın o kadar önemli bir tarihi eserini sanat alanına veriyor. Yani tabii. Kim bilir neler yapılır orada. Tabii. Yeri çok özel, bina çok özel. Yani bu işaret etmektir aslında. Evet. Sanata işaret aslında etmektir. Geriye dönüp baktığımızda Türk resim sanatının başlangıcına doğrudan doğruya Osmanlı Sarayı'nın teşvik ettiğini çok yakından biliyoruz. Çünkü saraydaki prensler klasik müzikle çok yakından ilgililer. Şehzade Halife Abdülmecid dönemin en önemli ressamı ve sarayın içinden kendi ailesinin resimlerini yaparak geliyor. Tabii ki Resim Heykel Müzesi açıldığında bütün bunları toplamak, bir geçmişi geleceğe bağlamak anlamında önemli bir adım. Cumhuriyet'in sanatı ne kadar koruyacağını gösteren de bir gösterge. Evet. Bir de hocam şey sorayım, sonra Günsu başlasın sorularına. Şimdi önemli bir şey de bunu atlamadan geçmeyelim istiyorum. Siz Ankara'da Başkent Lisesi ve Çankaya Lisesi'nde öğretmenlik yaptınız bir dönem. O dönem liselerde sanat tarihi eğitimi vardı. Ben de bunu okuyan kuşaktanım. Ama bugün yok. Evet, bakın bunu söylediğiniz zaman tebessüm ediyorum. Çok sevdiğim bir dönem. Lisede öğretmenlik yapmayı çok sevdim. Çünkü sınıflarınız 60 kişi, kalabalık ve Abidinpaşa gibi bir yerde bir lisede çalışıyorum. Ama o modern lise. Ve o kadar önemliydi ki gençlerle sanatı paylaşmak. O tarihlerde okula slide makinesi aldırdığım zaman dersler çok zevkli geçmeye başladı. Bazı öğretmen arkadaşlarım da dikkatini çekip ne yaptığımı anlamak için derse girdiler. Ve sonuçta o dönemi çok önemli hatırlıyorum. Çünkü şöyle, sanat tarihi okuyan daha önceki dönemde sanat tarihi okumayı heves eden kaç kişi çıkacak diye düşündüm liseden. Veya sanatla ilgilenen kaç kişi çıkacak? Çünkü o modern lise olan Abidinpaşa'daki Başkent Lisesi çok önemli mezunlar veriyordu. Şimdi hemen hemen hepsi bir yerde çok iyi meslek sahibiler, doktor olanlar var. Ama iyi sanat izleyicilerin haline de gelmiş olmalarına katkı bu. Geldiler. Onlara da ihtiyaç var. Hangi mesleği yaparsa yapsın sonuçta sanatla mesleği. Yani o yıllar, 75'li yıllar. Doğrudan doğruya politik çalkantıların çok yoğun yaşandığı yıllarda biz ciddi olarak sanat tarihi yapmak o kadar kutsaldı ki benim için. O dönemdeki öğrencilerimi de derslerimi de çok seviyorum doğrusu. Master yapıyordum ve o yıllarda yazmaya da başlamıştım. Hem gösteri, Hürriyet gösteride hem de Boyut dergisinde 80'de. Yazmaya başlamıştım bir taraftan. Bir taraftan da televizyon hayatıma girmişti ve belgesel yapmaya başlamıştım. Galiba hepsi bir arada. Aslında iki çocuklu bir anne olarak. Benim hayatıma büyük zenginlik kattı. Şimdi 91'den bu yana Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesisiniz. Evet. 2002'de doçentliğiniz, 2008'de profesörlüğünüzü alıyorsunuz. Demin konuştuğumuz gibi çok sayıda kurumun sanat danışmanlığını yapıyorsunuz. İçinde bankalar var. İşte evet. Merkez Bankası var, Ziraat var, İş Bankası, Emlak Bankası. Bunlar çok önemli. Evet, benim için de çok evet, önemli. Bir buralardaki bu olaylar nasıl yürüyor? Bu danışmanlık çerçevesinde aslında, nasıl yönlendirmeler yapılıyor? Düşünürsek benim İş Bankası'nda bağlantıya ilk başlamamın nedeni master tezimin orada basılmış olması. Bu benim kendi başvurum değildi. O yıllarda BATES'in sahibi büyük bir yayın kuruluşuydu biliyorsunuz, Kemal Erhan. Benden tezimi istedi ve ben ona bir tezimi gönderdim.
Sonra yazlı Ayvalık'a gittim. Döndüğümde Çankaya Lisesi'nde çalışıyordum. Müdürüm bana dedi ki, İş Bankası'na borcunuz mu var? Devamlı sizi arıyorlar. Bu beni korkuttu. Hayır, öyle bir şey yok dedim. Gittiğimde Kemal Erhan'ın kitabın basılmasını istediğini ve İş Bankası'na gönderdiğini, onların da basım kararı aldığını duyunca çok heyecanlandım. İlk böyle bir başladı. Ondan sonra müstakillerde zaten İş Bankası'nın koleksiyonundan çok yararlanıyordum. Ve en büyük eksikliğimiz biz araştırmacılar için resim tanımak, dönemlerini belirlemek çok önemli. O koleksiyonda araştırma yapmaya başladım. İzmir resim heykelde bulduğumu her yere, özellikle de İstanbul resim heykel, çok arşivinden yararlandığım kurumlar oldu. Fakat en heyecanlandıran şey, bu arada İş Bankası'nda kitabım çıktı ve müstakiller de yazıldı, bitti. Bu arada doktoram bitti. O süreçte Sabancı koleksiyonunu yazmam oldu. O da şöyle gelişti. Akbank benim müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar birliğimde o dönemin sanat danışmanı Güros Özen istemişti. Ve ben de bekliyordum sırada. Biraz bekleyeceksiniz dediler. Hiç önemli değildi benim için beklemek. Heyecanlıydı yalnızca. Ve bu süreç içinde Güros Özen bana dedi ki Sabancı kendi koleksiyonunu yazdırmak istiyor. Ve bunu senin yazmanı istiyoruz. Bu benim hayatımdaki en büyük şanslardan biri oldu. 95 yılıydı Sakıp Bey ile tanıştığımızda. Çok saygıyla anıyorum kendisini. Çünkü destek veren koleksiyonunu yazdırmasının nedenini bana birçok uluslararası şirketle ziyaretlerde bulunduğunu ve onların kendilerine vermek üzere kataloglar götürdüğünü, karşılığında da kendisine o kurumların koleksiyonunu içeren kitaplar verildiğini görünce benim de koleksiyon kitabı yazdırmam lazım kararını alıp Uğur Derman'la birlikte biz koleksiyonu yazmaya başladık. Bu yayınlanınca tabii bir benim koleksiyonlarla ilgili sürecim başlamış oldu. Ve bunu en çok meslek hayatımda en çok sevdiğim şey, çünkü neden? Bir tarz geliştirdim, bir ansiklopedi kitabı yazmamaya, Türk resim sanatının içinde değerlendirmeye ve koleksiyonları bir sanat disiplini, sanat tarihi disiplini içinde ele almaya, onların gözde eserlerini özellikle analitik olarak açıklamaya yöneldim. Bu tabii ki devam etti. Devam edince işte İş Bankası koleksiyonu Ankara'da, Sayın İnal Korukçu'ydu genel müdür, onun döneminde İş Bankası koleksiyonu teklifi aldım. O çalıştığım bir koleksiyondu. Onun için çok hoştu, çünkü İş Bankası koleksiyonu dediğiniz zaman sanat tarihini yazan bir koleksiyonu. Çok önemli dönemin eserlerini yaşadıkları dönemde sanatçıdan alan bir koleksiyon. Yani şöyle söyleyeyim, 38 tane çaldığı başka hiçbir yerde göremezsiniz, müze dahil. 67 tane Hikmet Onat'ı bir arada tarihsel süreçlerin içinde yapılmış olarak görmeniz mümkün değil. Birçok sanatçının kendi yaşama süreçlerindeki sanatını anlatan özellikleri taşıyan resimleri yazmış oldum. Bankalarla serüvenim böyle kendiliğinden gelişen bir sistemle başladı. Benim heyecanlandırıyor, hala çok heyecanlandırıyorum. Çünkü yani bir Merkez Bankası koleksiyonunu tanımak, ikisinin arasındaki farkı görmek, bir sanatçının eserini diğerini de takip edebilmek çok büyük ipuçları veriyor. Sanatçıların kendi hayatlarını tanımanız açısından 6-7 resimli bir sanatçıyı ancak okumak olarak açıklayabilirsiniz. Birçok kitap okursunuz, açıklarsınız. Ama içinde yaşamaktır koleksiyonu araştırmak. Orijinale dokunmak. Evet. Bugün kestiler ama değil mi alımları hocam? Ne oluyorlar? Hayır. Merkez Bankası hala resim almaya devam eden bir kurum. Diğer bankalar da satın alıyorlar resim. Belki koleksiyonu kadar veriyorlar. Hızlı ve baştaki kadar değişik. Bence ödenekler mümkün olduğu zaman devamlı alıyorlar. Tabii ki bu açamadım. Biraz önce yaşamaktır koleksiyon dedim ama galiba önemli şanslarımdan biri de meraklı olmam ve
sanatçılarla çok erken tanışmam. Yani Mahmut Cuday'la tanıştığımda 1904'lü ressamlarla tanışmış oldum. Cevat Dereli'ye televizyon programı yaptığımızda 1898 doğumlu bir sanatçıyla yan yana olmanın o kadar derin bir kültürün, süper bir beyefendide nasıl toplandığı görmenin, Ali Çelebi'yle tanışmanın, onlarla çok uzun zaman geçirmenin büyük yararları var. Nurullah belki tanımış olmak. O ayrıcalık. Galiba üniversite 1'deydi, Hikmet Onat'la tanışacağım deyip yola çıkıp onu işte evine gidip dışarıda oturuyor deyip orada uzaktan görüp merhaba ben Kıymet Giray dediğimi hatırlıyorum ama yani bütün bunlar bir kazanım. Bence sanatçının kimliğini tanımak çok önemli, çok önemli bir şey. Onun ne yaptığı hakkındaki bilgileri önceden hazırlayıp onunla gidip konuşmak daha da bir ayrıcalık. Onun için koleksiyonlar ve sanatçılara çok değer veriyorum. Şimdi çok sayıda sanatçının bireysel sergilerine de ne diyeyim imzanızı koydunuz diyelim projelere. Ama içlerinde bir tane var ki onu konuşmadan geçemeyeceğiz. Gençlere elinizi uzatıyorsunuz. Evet. Ve lezzet sergisi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Gençlerle ilgili çalışmalarımın bir nedeni oldu. Çünkü resim sanatını ve koleksiyonları yakından inceleyen bir araştırmacı olarak bir anda benim sanatçı havuzumdaki isimlerin Müstakiller, D grubu, Yeniler grubu deyip gelip 1990'larda nereye gittiğini belli olmayan bir sanat furyasının ortaya çıktığını çok yakından çok görmüş oldum. Çok edilmiş bir dönem. Çünkü çok sevdiğim bir şey var. Herkes resim yapmaya başladı ve kursiyerler arttı. Bu insanın hayatındaki en önemli şeylerden biri. İnsanlar resim yapsın tamam. Ama akademisyen olarak gelip resmin emeğini tamamiyle çeken gençlerin geleceği ne olacaktı? Ve bunlar nasıl bir yere oturacaktı? Bunu epey düşündüm ve o zaman İş Bankası'nın galerisi Parmak Kapı'da bir lezzet sergisi düzenledim. Hatta basında işte en lezzetli sergi diye çıktı. Malzemeleri çocuklara verdim ve orada resim yaptılar. Şu anda atölye açtım orada. Açık oldu ve Mimar Sinan'dan, Marmara Üniversitesi'nden seçtiğim dosyaların arasından davet ettiğim o öğrenciler, o yıllarda öğrenciydi. Şimdi çok önemli resmin çok önemli yerinde yer alıyorlar. Aslında şöyle yaptınız. Ateş yaktım diyeyim. Ateş yaktınız. Bir de bir yol açılması gerekiyor gençlere, evet, değil mi? Birinin tutması gerekiyor. Açıldı zaten. İşte o güzel bir örnek o yüzden bu serginin. Açıldı ve hala gençleri, evet, çok yakından takip ediyorum çünkü geleceğimiz onlar. Gerçekten. Çok önemli. Bayrağı birilerine ve doğru birilerine teslim etmek için. Meslek edinmek için bunu okuyorlar. Kesinlikle. Ve aralarından çok iyi sanatçılar çıkıyor. Ve şu anda gençlerin bence Türk resim sanatına, heykel sanatına katkıları çok büyük. Bütün plastik sanatları, hı hı, çok büyük. Çünkü aileler çok iyi gençler yetiştirdi. Çok iyi eğitimler aldılar, dil biliyorlar ve çok önemli bir şey var. Yani beni devlet yurt dışına götürmüyor ki, benim sergimi devlet açmıyor ki ideolojisi yıkıldı. Yerine dünyayı gezen, dünyayı araştıran, vizyoner ve oralarda var olmaya çalışan ve bunu da sağlayan genç sanatçılar çıktı. Birçok sanatçımız şimdi uluslararası ödüller almış durumda o gençler. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Evet. Tabii ki bitmiyor yaptıklarınız. 97'de Çallı ve Atölyesi kitabını, evet, yapıyorsunuz. Evet, burada İbrahim Çallı ve onun atölyesinden yetişen sanatçıları yer aldı. Çok önemli bir kitap. Benim için de hani heyecan verici, hmm, bir şey. Bunu bir konuşalım istiyoruz. Evet. Bu kitabı ve bu sergiyi. Ama onun dışında da o kadar çok var ki mesela Ayvazovski var. Evet. Kibele'nin açılış sergisi, evet, değil mi? Bu da, evet, çok kıymetli, evet, bir şey. Böyle küçük değinerek geçebiliriz. Şimdi benim İş Bankası koleksiyon sergisini yazdığım sırada 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Tophane-i Amire'yi almıştım. Üyesine
onun restorasyonuna önemli bir katkıda bulunup orada mesela sergiler için kullanılsın diye onlara tahsis edilen bir evet, yer oradaki, olarak. Size şunu söyleyebilirim. Restorasyon ve sergi sırasında son aşamada banka olarak geldik ve sergiyi düzenleneceğiz. 4 gece ben o tophanedeydim. Birçok şey eve gitmeden, otele gitmeden. Ama yani camlar yoktu, şeyler yoktu. O sergiyi anlatmam lazım çünkü duvar yoktu sergi açılacak. Böyle nasıl yaptığımızı anlatamam. Amerikan bezleri, şeyler yeniden bir mekan yaratıp eserleri oraya koyup tophanenin açılışını yapmamız bizim için bir mucizeydi. Arkadan orada manzara sergisi açıldı. Manzara kitabı da biliyorsun Türk resim sanatında ilk defa bir tür anlatıyor. Onun amacı İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde ne kadar manzara resmi varsa o kitabın içinde yer almasıydı. Aynen de bir hem belgeleme oldu hem bilgileme oldu. Ve tabii ki geldik. Çağla Atölyesi bu arada hayatımıza girdi. Çağla ile ilgili okudukça benim çok lokomotif olan sanatçılar ve hocalar var. Çağla öyle. Çağla'nın hayatıyla ilgili her şey bir anekdotla bağlanıyor. Kitabın 50 sayfası evde duruyor. Kitap bittiğinde baştan sona kadar okudum. Onun bir roman tadında olması gerekiyordu. Çok böyle didaktif bilgileri çıkarmam gerekiyordu akademik içinden. Akademik olmasın. Akademik gene akademik çünkü dipnotlarıyla araştırmasıyla ama Çağla'nın hayatındaki o orijinalliği, mesela ölümüne çok yakın olduğu bir tarihte çapada yatarken öğrenci olaylarına şahit oluyor. Ve Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nden bir yazar ona gidip bu işte nasılsınız, iyi misiniz, bir röportaj yapabilir miyiz sorusunda son resmi görüyoruz. Ve orada Çağla diyor ki artık diyor bu hastaneden çıktıktan sonra öyle resimler yapmayacağım. Gençler birbirlerini öldürüyorlar ve büyük olaylara şahit oldum ben burada. Dönüşte daha toplumsal resimler yapacağım dediği halde dönemiyor. Tabii 27 Mayıs oluyor. Yan yana gelmek, iki kişinin yan yana gelmesi yasaklanıyor. Tam o sırada vefat ettiği için akademide tören de yapılmıyor. Ve Çağla'yı kudümlerle o son resimlerindeki Mevleviler son yolculuğuna uğurluyor. Akademi onu uğurlayamıyor. Çok özel bir hayat değil mi? Evet. Çünkü, özel bir uğurlanma da olmuş. Yani şöyle düşünün, Elif Naci daha önceki hocaları Valör'ün bir Fransız. Başında fesiyle, redingotuyla derse giriyor. Bir Osmanlı kıyafetiyle giriyor. Çağla ilk derse girdiğinde Elif Naci gazeteye şöyle yazıyor. Bir peygamber edasıyla sınıfa girdi. Batılı tarzı, uzun saçlarıyla çok modern diyor. İkisinin arasındaki farkı bize gösteriyor. O yılların ideolojisini gösteriyor. O yıllardaki sanata bir hocanın, Çağla'nın nasıl eğildiğini, sanatçıların nasıl yemek yiyeceklerini, nasıl içki içeceklerini, nasıl konuşacaklarını her şeyi öğreten bir öğretici. Harika. Sen mi ben mi devam edeyim? Şey Ayvazovski, yani onu konuşalım, onu atlamayalım. İş Bankası'nın ikinci önemli sergisi tabii İstanbul'a hazırlık sergisiydi. Bu sergide doğrudan doğruya Kibele Sanat Galerisi'nin açılış sergisi olarak düzenlendi. Ayvazovski sergisini doğrudan Sotheby's'le beraber düzenledik. Gianni Caffieri, Sotheby's'in Ayvazovski uzmanıydı. O bize ortak çalışmada yardımcı oldu. Oradan gelen eserler Rum Patrikhanesi'nden, Cumhurbaşkanlığı konutundan gelen eserlerle büyük bir Ayvazovski sergisi açtık. Ve tabii ki bunu açarken de tarihi gözden geçirdik. Abdülaziz'in Ayvazovski'yi sarayında misafir etmesini, Ayvazovski'nin turlarını, İstanbul turlarını ve ondan sonra kendisine Abdülaziz'in desenler çizdiğini, bunları yaparsan önümüzdeki yıl sarayda sergi açacağız deyip onu o resimleri yaparak dönmesini, ona nişanlar vermesini belirten büyük bir sergiydi. Boğaz'ın donduğunu onun resimlerinden öğrendik.
Boğaz'ın ne kadar ışıklı ve ne kadar güzel bir sahillere sahip olduğunu onun resimlerinden gördük. Bir Rus romantizminin, klasik romantizmin ne olduğunu da Ayvaz Oğuzhan'ın resimleriyle İstanbul'a tanıttık. Söylemem lazım, 10 bin kişi geziyordu günde. Turlar geldi ve çok büyük bir sergi oldu. Galiba İş Bankası kulelerinin, o muazzam yapıların en önemli taçlandırıcı sanat gösterisiydi. Ayvaz Oğuzhan'ıydı ve öyle başladı. Arkadan da orada 2003 yıla kadar çok önemli sergiler açıldı. Hep retrospektif olan. Bana göre de retrospektif hepsini toplamak değil. Dönemleri belirleyen resimleri toplamak ki öyle yapmak durumunda kaldım. Ayvaz Oğuzhan ile ilgili bir de belgesel yaptınız. İzledik biz onu TRT'de. Evet. Hatta seyircilerimize duyuralım. İzlemek isteyenler olur belki. Şu an internet üzerinde var. Ama sırf o değil. Hani onu yaptınız ama onun gibi bir sürü belgesel yaptınız. Evet. Ve o belgesellerin birçoğuna metin yazarlığı yaptınız, evet. Danışmanlık yaptınız değil mi? Evet. Bu belgeseller de çok kıymetli. Sanatımızdan portrelerde önemli sanatçılar yer aldı. Elif Naci, Ali Çelebi, Mahmut Cuda gibi. Ondan sonra herhalde en büyük belgesellerden biriydi. Sanayi Nefise'den Güzel Sanatlar Akademilerini aslında bugünkü Mimar Sinan'ın tarihini anlattı. 13 bölümdü. Hiç azımsanacak bir belgesel değil. Biliyorsunuz ki çok zor hazırlanıyor, yazılıyor. Ama çok iyi bir belgesel oldu. Çünkü dönemin bütün müzesinde, arşivini de kullanarak ortaya çıkan bir belgeseldi. Topraktan porselene, tülene rastlanı yaptığı bir belgeseldi. Kültür Bakanlığı özel ödülü alındı. Daha atlayarak gidiyorum tabii ki. Kanda satış gören bir belgeselimiz var. O Batı Anadolu mimarisinde resimsel bezemeler, bütün camilerin içleri. Resimlerle dolu, konakların içleri İstanbul resimleriyle doluydu. O satış gördü, TRT kanalıyla satış gördü. Altın Elma gibi, Kariye Camii gibi önemli tarihi eserleri tanıtan belgeseller yaptım. 58 dizi, Hadi Gidelim diye bir program yaptım. Biliyorsunuz televoreler çıkmıştı. Bu televolelerin çıktığı dönemde biz gençlerle sanat etkinliklerini gezmek istedik. Böyle bir masada toplanıyorlardı onlar. Onur Saylak da bir tanesi Kuntay'dı ve Deniz, üç bir kız iki erkek. Bunlar işte nereye gideceklerini ders arasında bir tiyatroya, bir operaya, bir kazıya, ören yerine, bir resim sergisine gidip sanatçılarla konuştular. O çok canlı bir program. İnteraktif devam etti. ve hala devam ediyor. Cumhuriyet'in ilk mimarları, Ankara'nın ilk mimarları Münifsel Yücel'le yaptığım bir belgeseldi. Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olarak kuruluş serüvenini ve mimari yapı dokusunu anlatan bir programdı. Hatırladıklarım bunlar galiba, arada daha çok var. Çok ama TRT'nin şeyinde, arşivinde var, izleyebilirsiniz. Hala da bunların mevcut olup izlenebilir, ulaşılabilir olmaları da çok güzel. Kayıp şeyler de oluyor çünkü biliyorsunuz. Yapılmış edilmiş bulunamıyor. Biraz ilerleyelim mi? İlerleyelim dedim de 2006'ya kadar geldik. Daha çok yolumuz var. Orhan Peker Resim Sergisi. Çok özel, siz kreatörlüğü yaptınız. Özel. İçeriği çok özel başlıklar içeriyor. Biraz da bunu dinleyelim. Beşiktaş Çağ'da çok güzel bir mekan olarak oluşturuldu biliyorsunuz. Evet. Hala da İstanbul'un en güzel sergi mekanı bana göre. Orada açılan sergilere yeni bir can, yeni bir anlam vermek üzere Selçuk Kaltılıoğlu'nu almam lazım burada. Onun da araştırmaları vardı bu konuda. Bana gelen öneri Orhan Peker'di. Çünkü benim de araştırdığım, özellikle onlar grubunun en özgün sanatçısı, Ankara'da yaşamış, hayatını resme adamış ve yaptığı her şey, hayatının, şöyle düşünelim, evdeki karısını, işini bırakıp İspanya'ya gidip El Greco ile hesaplaşmaya çalışan bir ressam.
Ve bunun da gerçekten üstesinden gelen bir ressam. Çünkü onların öğretisi Bedri Rahmi Eyüboğlu'na dayanıyor. Bedri Rahmi'nin sloganı da şu: El Greco gibi batılı, Türk motifleri kadar da doğulu olmanız gerekir. Bu ikisini mixlemeniz gerekir. Orhan Peker bence bunun içinde o dönem sanatçılara özgür olmayı öğretti. Çevrenizdeki her şeyin resmini yapabilirsiniz. Onun karısının terliklerini yaptığı resmi kimse unutamaz. Bir kürek, herhangi bir çocuğun denize girişi, o kadar hayatın içinden ki. Bu Levin'in akademideki öğretisi, Yeniler grubuna da öğretisi budur. Her şeyi yeniden yapılandırın ve çevrenize bakın. Biraz dışarı bakın. Natürmortun uzağında kalın. Etrafınızda ne yaşanıyor? Çünkü gözlemci olarak sanat yapın ki döneminizi yansıtın diye. Onun için Orhan Peker sergisi Ara Güler'i de beraberinde getirdi. Evet. İki dosttu. Ben Ara Bey'e o zaman dedim ki benim kitabımda sadece sizin resimleriniz olmalı ve sergimde de o olmalı. Evet, bunları gerçekleştirdik. Serginin girişine Ara Güler'in sergisi oldu. Bir anlamda Orhan Peker sergisi oldu. Ve içeride de Orhan Peker'in çok önemli eserleri yer aldı. Çok seçerek koyduk. 120 resim yer almıştı. 120 resim ve bir İspanyol defterinin orijinali. Çok değerli koleksiyonerlerden aldığımız, çok yakından tanıdığım koleksiyonerlerden aldığımız bir resim sergi oldu. Onun için çok heyecanlıydı. İstanbul Beşiktaş'taki Çağdaş Sanatlar Merkezi de o tarihte inanılmaz bir ilgiyle karşılandı ve ondan sonraki sergilerde orada aynı seviyede gitti. Şimdi 2008'e geldiğimizde bu sefer de Ali Avni Çelebi çıkıyor önemli karşımıza. Gene burada bir retrospektif serginin küratörünü yapıyorsunuz ve kitabı yapılıyor. Evet. Güzel. Çok övündüğüm kitaplardan biri. Çünkü sergi yapılıyor, ediliyor, bir şey çok süper oluyor ama kalan geriye o belgeler evet, oluyor. Yazılı belgelerin olması çok önemli. Ben Ali Çelebi'yi çok yakından tanıdım. Ama sanatını çok daha yakından tanıdım. Çünkü Türkiye'de modernizm kırılma noktasıdır Çelebi. Hı hı. Hoffman Okulu'ndan mezun olup 26 yılında Hoffman Okulu'ndan İstanbul'a dönüp ilk sergiye katıldığında yaptığı resimlerle o kadar büyük ilgi çekti ki, hani natürmortlar, İstanbul, empresyonist, bayılıyorum o görüntülere filan derken birden böyle vitrinler, efendim maskeli balo gibi son derece ekspresif resimler ortaya çıkmaya başladı. Figüratif ekspresyonun Türkiye'deki ilk temsilcisi olarak karşımıza geldi. O öğretisini de Hoffman'dan almıştı ve bütün ressamlar kendi konularında şöyle bir durdular. Ne oluyor? Cumhuriyet'in gelişme politikasında çağdaş devletler düzeyine erişmek sanatlaydı. Muasır medeniyetler düzeyine erişmek buydu. Ve gerçekten de ilk defa Türkiye'de bir sanat hareketi nedir? Onun içindeki manifestolar nelerdir? Neler anlatır? Bu tartışılmaya başlandı. Ve daha sonra Matisse ve özellikle Lejen'in peşine giden sanatçılar önce Hoffman Okulu'ndan geçen Ali Çelebi'nin peşine takıldılar. Zeki Kocamemi ile Ali Çelebi bu kırılma noktasını yarattığı için önemliydi. Daha sonraki yıllarda, ta 90'larda bir söylem çıktı. Gazetelere bakanlar görürler. İşte büyük boyutlu tuvaller, çok büyük Türk resmi küçük boyutlara hapsolmuştur. Ben İstanbul Resim Heykel Müzesi'nden 3 metre, 2 metrelik Ali Çelebi'leri getirdiğimde işte o zaman başlamadığını, 26'larda bunların yapılmaya başladığını görmek de çok önemliydi ki biliyorsunuz ki savaşın hemen sonrası yokluk dönemi. Bez bulmak değil, boya bulmak çok zor. Bütün bunların şeker çuvallarıyla yapıldığını, sanatçının istediği zaman istediği malzemeyle büyük boyutlu tuvaller yapacağını gösterdi. Çok idealistti. Onun için önemli Ali Çelebi. Bize çok şey öğretiyor.
Yine devam ediyoruz. Bitmeyen süreçler, sempozyumlar. Evet, sempozyumlar. Ankara Üniversitesi Resim Heykel Sempozyumları önemli. Çünkü dünyadan da çok önemli sanatçıları topluyoruz, evet, değil mi oraya? Onları da sizden dinlemek istiyorum. Benim sempozyumun konusunda önemli olan adımı atmamın nedeni kendi okuduğum üniversite ki Ankara Üniversitesi, Ankara'nın coğrafyasına dağılan büyük kampüsleriyle bilinen bir üniversite 36 yılından bu yana. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi de fuayesinde daima devlet sergileri açılmış. Büyük konserler verilmiş, bilinen bir mekan. Ben okuduğum bu okulda ve daha sonra da yüksek lisansımı, doktoramı yaptığım, sonra da öğretim üyesi olduğum bu okulda sanatçılarla yaşayan çocuklar yetişsin istedim. Ve bunu yapmanın bir tek yolu vardı, bir sempozyum düzenlemek. Daha önce zaten Ankara Üniversitesi'nin çok değerli koleksiyonu var. Ama bunlara yenilerini ve çağdaşları kazandırmak için yola çıktım. Ve adına bir müze açmak niyetinde değildim hiçbir zaman. Çünkü biliyorum ki fakültenin içinde açılmış bir müze kapalı kalmış bir kutu vaziyetine gelecek. Bazen işte kapısı açılacak, bir iki sergi olacak. Benim istediğim her fakültenin bahçesinde bir heykelin olması. Her fakültenin içinde gerçekten de yağlı boyayla yapılmış büyük boyutlu tuvallerin yer almasıydı. Bir standart getirdim ki koleksiyon içinde sempozyum resimlerini belirtecek. 150'ye 150 ölçeklerde resimler olacak ve heykeller olacaktı. Bu gerçekleşti. Tabii ki ilk başladığımız zaman rektörümüz Nusret Aras, Profesör Doktor Nusret Aras buna öncülük etti. Bir kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamındaydı ilki. Ondan sonra da o zaman rektör yardımcısı olan, hala rektörümüz olan Profesör Doktor Erkan İviş de bunu çok benimsedi. Bu sene yenisini de yapacağız. Ve böylece ne oldu? Benim fakültem dahil her fakültede resimler var. Gerçek resimler var. Sanatçısı bilinen resimler var. Her fakültenin bahçesinde çocuklar mezuniyet resimlerini o heykellerle birlikte çektiriyorlar ve hayatlarında artık resim ve heykel var. Çocuklara anlatacakları anıları var. Benim o fakültemde böyle bir heykel vardı, bu sanatçıyı tanıyorum diyebilecekleri. Tabii şahit oldukları bir iş. Bunun yapımına da şahit oluyorlar. 4 hafta heykeller açık alanda yapılıyor. Herkes bunu ziyaret edebiliyor, öğretim üyeleri ve öğrenciler. Kendi anılarına yazacakları, o resmi yaparken ben gördüm, sanatçıyla tanıştım, konuştum. Şahitli geliyorlar evet, bu döneme. Evet, tanıklarıdır. Onun için önemli. Şimdi açık müze kavramı Türkiye'de ilk defa o gündeme geldi. Bunu yaptığım için de memnunum. Bütün fakültelerde açık müze olmalı. Şunu düşünmeniz lazım, bizim Güzel Sanatlar Fakültemiz yok. Yeni kuruldu. Ve o tarihlerde sanat tarihi bölümünden bir tek ben ve bana destek olan, yardımcı olan master doktora öğrencilerimle bu işi hallettik. Bu tabii büyük bir idealdi. İdealim gerçekleşti. Hoşuma gidiyor. Ne mutlu. Dil tarihi ama hep çok özel bir yerdeydi. Çok bu sanat alanından. Çünkü şeyi vardı. Biz aynı okul mezunuyduk. Evet. Galerisi vardı yani. Ne kadar evet, kıymetli bir şey. O fuaye bizim hayatımızdı. Evet, evet. Orada her şey. Birçok önemli konser fuayesinde de önemli sergiler. Aslında işte Cumhuriyet'in fakülteleri bu. Kendi konser salonlarında klasik müzik konserleri yapan, düzenleyen ve bunları teşvik eden halka açık. Sadece öğrenciye değil, biliyorsunuz dışarıdan da. Yaşamın içine bir şekilde onu kültürü katmak. Yani ne okursan oku, orada o sanatın içindesin. Evet. Bir tarihte böyle bir özelliği olan bir okul. Evet.
Gelelim mi 2010'a? Gelmeyelim mi? Şeye bir gelelim önce. Madrid sergisi vardı. Yani önemli bu. Evet. Merkez Bankası koleksiyonu. Uluslararası sergiler konusunda önemli etkinlikler yaptık. Merkez Bankası danışmanları arasında yer almaya başladığım yıllarda Merkez Bankası dünyanın her yerinde sergiler açtı. Tabii ki öncüsü Durmuş Yılmaz'dı. Ve gerçekten de sanatla çok yakından ilgileniyordu. Ve bu sergilerin arasında ben Madrid sergisini çok önemsiyorum. Kitabıyla da önemsiyorum. Çünkü Kanşa Forum'u eğer izlerseniz internetten Madrid'de Prada'nın karşısında bir kültür merkezi. 3 katlı çok önemli sergilerin açıldığı. Çok önemli bir kültür merkezi. Biz buna Merkez Bankası'nda görevli olan arkadaşlarımızla gittiğimizde benim taktığım ismi çok beğenmediler konsepti olarak. Çünkü ben Türk resminin çağdaş başyapıtları diye iddialı bir şekilde gittim. Zaten sergi açmak istemiyorlardı. Türk ressamları hakkında bilgileri de yoktu. Fakat ben buna direttim. Conchita devamlı diyordu ki yani bizim için başyapıt kavramı Picasso'dur, Miro'dur. Böyle bir şey olamaz. Ben de onu şu şekilde ikna ettim. Tabii onlar İspanyol sanatının başyapıtları dediğimizde onları yazacağız. Ama bizim Türk resim sanatımızda genç, dinamik bir sanat. Onun başyapıtlarını sergileyeceğim. Zorla verdikleri biraz da ısrarcı olarak devam eden süreç içinde tabii ki gereğini çok iyi yaptık. Bizim İspanyol dili edebiyatının çok önemli profesörü, çeviri de çok büyük yardımcı oldu Ertuğrul Önak. Bir İspanyol edebiyatçısının anlayacağı düzeyde bir çeviriyle gittik. Sergi çok başarılı oldu. Çünkü 2 ay boyunca Madrid sokaklarında Türk resminin çağdaş başyapıtları yazdığı için ben çok gururlanıyorum. Bunu yazdırabildiğim için gururlanıyorum. Sunulan eserler gerçekten çok ilgi gördü. Bu sefer ikinci sergiyi kendileri istediler, Barcelona'yı. Orada da yapabiliriz diye. Bu da tabii onur verici bir şeydi. Merkez Bankası'nın değer verdiğim, kendi yaptığım birçok serginin arasında beni heyecanlandıran Tiran sergisi oldu. Arnavutluk. 2013'te o. Evet. Yani onu şöyle düşündüm. Yani nasıl bir şey yapabilirim? Zamanlar ve Mekanlar İstanbul. Evet, çünkü düşündüğüm zaman şunu buldum. Dedim ki, hala onların payitahtı İstanbul. Evet. Hala alışverişlerini oradan yapıyorlar. Çünkü Osmanlı'nın kıymetli toprakları Balkanlar. Bütün tarihi orada büyüyor, orada gelişiyor. Bütün yaptıkları yenilikler, her şey orada. Ve gerçekten kültürün temelinin atıldığı, Osmanlı kültürünün temelinin atıldığı en kıymetli topraklardan birinde sergi açıyorduk, Tiran'da. Ve bu İstanbul Mekanlar ve Zamanlar sergisinin açılışında olsaydınız keşke. Bunun anlamını görürdünüz. Çünkü iki tane cümleyi hiç unutmuyorum. İstanbul var diye geldiler. Kitaplarımız o tarihlerde kitaplar hibeymiş diye aldılar. Ve böyle insanların İstanbul kitabını göğüslerine bakıp basıp çıkmaları kutsal çok heyecanlıydı. Gene çünkü sergi çok iyi kitap olduğunu altını çizelim. Evet. Yani o kadar mutlaka bütünüyle öyle oluyor. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ayrıntı evet. Değil aslında ama önemli. Daha yani. Doğrusu kitap yazılıyor, sergi kitabın üstüne. Sergisi. Evet. Yani şey gibi diyorsunuz. Evet. Gidelim mi ki buna? Burada çok heyecanlı bir konu var. Hemen o zaman. Tamam, çocuklar var. Çocuklar. Yani çocuk ve sanat aslında. Yani çok önemli. Çok önemli. Bizim çok önemsediğimiz bir konu. 2010'da Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi kapsamında. Evet. Çocuklar çağdaş sanatı Cer Modern'de keşfediyor. Evet. Uyguladınız. Evet. Bu çok kıymetli. Çok, çok kıymetli. Özel. Gerçekten. Yani tamam hepsi Türk sanat tarihi için önemli ama çocuk olduğu zaman bence mevzu çok başka bir yere gidiyor. Ben çocuklara resim dersinin 12 yaş öncesinde çok erken olduğunu düşünen bir insanım. Çünkü 12 yaşa kadar çocuklar çok önemli bir şekilde hayal dünyasında yaşıyorlar. Saatlerce bir oyun yaratabiliyor, konuşuyor,
ve hayatını içinde bir pencere açıp sanatın içine giriyor. Onlara doğruları öğretmek o tarihlerde renk, biçim olarak bana çok erken geliyor. Onun için Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'ni açtı. Küçük arkeologlar oldu, küçük felsefeciler oldu, her bölüm küçük fenciler oldu, astronomi bölümünün çalışmaları oldu. Her fakülte kendine ait burada bir yer buldu. Ben de çocuklara o zaman 9 yaş grubunu seçmek istedim. Ne yapabiliriz? Daha özgür bir sanat profili, sanat eğitimi profili. 9'u niye seçmek istediniz? Çünkü 9 yaş 12'den önceydi. Ama çok küçükten de biraz farklıydı. Bunlar bizim Ankara Üniversitesi'nin yaz okuluna gelen çocukların arasından seçtim. Çünkü yüzüyorlardı, kültürel dersler yapıyorlardı zaten. Ve üniversitenin bünyesinde varlardı. Çünkü biliyorsunuz Milli Eğitim'le yazışmak falan çok zor zamanlar gerektirebilirdi. Ve ben bu gruba yeni bir proje uyguladım. Daha patent bana ait, hala uygulanmadı. Onu bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü bana göre çocuğa hazır şeyler değil, bulması gereken şeyleri vermek. Ve bunu da çok üst düzeyden vermiyor. Kendisinin bulduğunu zannettirmekte. Önce bir duruş, bir küçük yoga gibi. Konsantre olacak bir hareket. Onu bir tiyatro oyuncusu öğrencim var, icraiyemiz, o gerçekleştirdi. Sonra biz çocuğa bir ön bilgileri bilgi olarak değil, görsel olarak verdik. Hiçbir sanatçının ismini görmedi, hiçbir sanatçıyı tanımadı. Sonra tek başına çocuğun başarılı veya başarısız olması onu üzer veya çok fazla özgüvenlik verir. Evet. Özgüven iyi bir şeydir. Ya ama kontrol etmesi açısından. O, ya aldığı o yükümlülüğü, sen çok iyi yapıyorsun, yükümlülüğünü taşıması da çok büyük bir yüktür. Evet. Kolektif, 150-150 tuvalleri onların önüne verdim. Boyalarını kendileri hazırladılar, kolektif tuvaller yaptılar. Ve kolektif bir heykel geliştirdiler. Ve bunun sergisini açtık. Ne güzel şeyler çıkmıştı değil mi? Çok oyun oynuyorlar gibi değil mi? Evet ama faaliyet yapıyorlar. Ama sonunda onların biliyorlar. Evet. Ne yaptınız biliyor musunuz deyip tekrar görselleri gösterip anlattık. Ve sonuç olarak ortaya çıkanlar inanılmazdı. Çünkü özgür ve samimiydi. Ve gerçekten kolektif olmanın verdiği büyük, hala Cermodern'de asılı o resimler. Bayağı son derece çağdaş resimler gibi duruyorlar. Hiç oldu, kim olduğunu söylemezsek gözünüz bayağı evet, sağlanmışlardı. Biz görmedik ama basından takip ettik yani. Şimdi 2002 ile 2019 arasında Bodrum Aspat Uluslararası Resim Heykel Sempozyumu sürüyor. 18 tane olmuş. Evet, bayağı bir ciddi bir rakam bu. O bir idealdi. İşte sonra canımı sıkan sempozyum gelişmelerine ve çalıştaylara yol açtı ama bizim için bir idealdi. Ben Hollanda'da Kröller Müller Müzesi'ni gezdim. Orada nasıl bir açık hava heykel parkı olduğunu, nasıl resimler toplandığını gördüm. Ve dedim ki Aspat çok önemli bir merkezdi. Bir özel teşebbüse aitti. Bir vakıf oluşturuldu. Bu Sayın Murat Balkan da buna çok yakından durdu. Çünkü kendi arazisini bir vakfı dönüştürdü. Ve burada bir heykel parkı yaratmak. Bunu bir müzeyle de taçlandırmak istedik. Her yıl 6 heykeltıraş, 6 ressamı burada ağırlamak istedik. Gençlerle başladık. O gençler şu anda gene çok önemli sanatçılar. Onunla övünüyorum. Ve Ferruh Paşa gibi, Özdemir Altan gibi çok önemli resim sanatçıları, Devrim Erbil de dahil olmak üzere orada yerlerini aldılar. Ve bu coğrafyayı 3 hafta boyunca birlikte keşfettik, yeniden eserler ortaya çıktı. Uluslararasıydı, Japonya'dan
Hollanda'ya, İspanya'ya kadar heykeltıraşlar ve ressamlar, Fransız ressamlar. Bu sempozyum ressamları değil ve heykeltıraşları değil, bunları ayırt etmek lazım. Bunlar akademisyen çoğu, yurt dışında da ziyarete gelmeye başladılar. Ve 3 hafta sonra veya heykeltiler 4 hafta sonra eserlerini verdiler. Burada özellikle vurgulamak istiyorum, bunun bir amacı vardı. Ve amaç orada bir sanat kurumu yaratmaktı, bir müze yaratmaktı. Çünkü aynı dönemde orada benim önerimle Adnan Bey, Adnan Diler, Profesör Adnan Diler bir hamam kazısı gerçekleştirdi. Antik döneme ait mezarlar bulundu. Geçmişle geleceği birleştiren ve bir sistemdi. Bütün yapılan eserler bireye ait değildi, vakfa aitti ve müzeye hedefliydi. Sözleşmede asla satılamaz. Şerde vardı ve en önemlisi hepsine telifleri ödendi. Hı hı. Bu da güzel. Şimdi sanatçının emeği de. Şimdi kitabı hazırlandı, çıkacak. Önümüzdeki yıllarda ve önemli bir müze orada açılmış olacak. Hı hı. Onun için daha sonra böyle bir haftalık bir otelde kalayım, ona da resimleri bırakayım, sempozyumları yadırgadığımı söyleyebilirim. Sanatçıların kendileri düşünmeleri lazım. Ne yapıyorum, neredeyim, hangi amaçla, nerede resim yapıyorum, onu sorgulasınlar diye bu parantezi açtım, onu kendilerine bırakıyorum. Of, yaklaşık kaç birikti heykel orada? Heykeller işte şöyle sürede. Düşünün, 18 çarpı 6 şu an yapamayacağım çarpımını. Ama resim tabii ki daha çok. Resim çünkü sanatçının orada ürettiği her şey orada kalıyor. Yani eskizine kadar her şeyini bırakıyor. Her şey Asbat'ta. Ankara'ya bile gelmedi. Asbat'taki müzede kendi eserlerini görecekler. Bayağı önemli bir koleksiyon oluştu. Bayağı önemli. Bu bir de o heykel parkı. Heykel parkı işte oldu. Heykel parkı. Yani onu şimdi belirtelim. Yapılan şey ayrı bir alanda. 2002'de başlıyor ama 2012'den sonra heykel parkı. Yok, hepsi var. Tamamı baştan itibaren. Başından beri aynı ideolojiyle başladı. Aynı hedefi biz belirledik. Tamam. Yani orada antik, yani Bodrum'un çıstak kültürü, eğlence merkezi olmasının dışında. Kuruluşundan beri aslında kültürle yoğrulan bir yer olduğunu, orada çok sayıda edebiyatçının yaşadığını, çok sayıda tiyatrocunun, ressamın, heykeltıraşın yaşadığını biliyoruz. Geçmişte de öyleydi. Geçmişte de Muazzez'in anıtı heykeltıraşlara yaptırılmış bir anıttı. Ve orada önemli bir kültür vardı. Biz geçmişten kalan kültürün yanına bir müze ve bir açık hava heykel parkı yaratma idealiyle çıktık ve onu gerçekleştiriyoruz. Müthiş bir proje. Şimdi hocam böyle zamanımız daraldı da böyle küçük küçük değinerek sona doğru gelelim. 2016'da Merkez Bankası koleksiyonundan seçkilerle bir başyapıtlar sergisi ve kitabı hazırladınız. Ama bu kitap sizin için önemli, onun için sormak istiyorum. Neyi anlatıyor? Ben şimdi ressam kitaplarını incelerseniz bir sistematiğim var. Ressam deyip hayatını anlatıyorum, resim deyip resimlerini analitik olarak çözümlüyorum. Sanat tarihi kuramlarıyla çözümlüyorum, sanat tarihi altyapısıyla çözümlüyorum. Burada da koleksiyon kitaplarını aynı şekilde diye yapıtları araştırarak ve son yıllarda koleksiyonlar arttıkça şunu düşünmeye başladım. Bir sergi düşünün, bir sanatçı kendi sergisinden 100 tane resim sergilediğini düşünün. Bunun kaç tanesi başyapıt olabilir? Picasso'nun kaç tane başyapıtı var? Miro'nun başyapıtları ki biz bunları kitaplara giren, literatürde taranan, dünyanın kabul ettiği başyapıtlar olarak görüyoruz. Benim aklıma da hep geliyordu ki bunu yapmaya da çalışıyordum kitaplarımda. Bu Merkez Bankası'nın kaç tane başyapıtı olabilir? Ve bu resimleri açıkladım. Neden başyapıtı olduklarını açıkladım. Bunu başucu okuma kitabı olarak kullanabilirler. Çünkü mesela diyelim ki Necat Melih Devrim'in bir eseri. Bu eser neden başyapıtı? O tarihte neredeydi, nasıl yaptı veya Abidin Gülo'nun bir eseri.
neden diğerlerinden farklı? Ayrılıyor. Bunu açıklayacak değerler ortaya çıktı ve bu kaynakları da değerlendirerek ben kitapta yer alan başyapıtları analitik olarak çözümledim. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Herkesin aldığı resmi ve koleksiyonunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, kendilerini bir koleksiyoner olarak bir tane bile çok özel bir resim bulunduruyorsanız önemlidir o koleksiyon bilincini yerleştirmeyi. Koleksiyonların ne kadar önemli olduğunu belirlemek için gerçekleştirdim. Bir de tabii kurumların elindeki resimleri ve heykelleri güzel görünen işler. İnsanın sadece hayatına renk katan, fena değil işte hayatı eğlendiren işler olarak bakmamasını sağlamaktı. Çünkü bunlar sanat her zaman insanlara insanın tarihini anlatır. Var olduğundan bugüne eğer tarih yazmak istiyorsanız sanatın üzerinden yola çıkmanız gerekir. O sanat eserleri bunların tanıklarıdır ve size bunu anlatır. O döneme dair çok cevabı başyapıtlar da bize Türk resim sanatının gelişim tarihini anlatırken bir taraftan da Türk kültürünün gelişim tarihini ve Türk tarihinin doğrudan doğruya tarihinin sosyolojik olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak gelişimini anlatan eserler olarak ortaya çıktı. Evet. Şimdi Ziraat Bankası'nın zaten sanat danışmanlığını yapıyorsunuz. 2010'da da CER Modern'de açılış sergisi yaptınız. Evet. Zaten yapmıştınız 2010'da. Ama yeni 2019'da gene Ziraat Bankası'nın bir galerisini açtınız. Evet. Yani bu çok önemli. Bu çok yeni. Çok önemli. Evet, en son. Ziraat Bankası'nın CER Modern'in açılışı önce bir koleksiyonda oldu. Sonra Ekim ayında yaz aylarına gelmişti. Ekim ayında büyük bir açılış yapmak istediler. Gerçekten de çok büyük bir açılış oldu. Çünkü Ziraat Bankası'nın eserleri bütün CER Modern'in alanları dolduracak kadar heykel ve resimleriyle sergilendi. Türk resim sanatı tarihi bir kez daha orada örneklendi. Ve bu sergi gerçekten de CER Modern'in tanıtımını sağladı. CER Modern'de nasıl sergiler yapılmalı sorusuna da önemli bir cevap verdi. Ve onun kitabı da çok kapsamlı bir kitap oldu. Ziraat Bankası'nın 4 ciltlik. Ziraat Bankası bütün insanlarda bana göre külçe altındır. Özellikle köylüler için. Ben de kitabı külçe altın olarak yapmayı düşündüm. Aynı o renkte gerçekleşti. Ve içindeki koleksiyon o kadar özeldi ki Ziraat Bankası bir sanatçıya resim ısmarlayan ve mekana ölçülerini vererek resim ısmarlayan ilk kurumdu. Onlarla başlayıp günümüze kadar geldik. İstanbul'daki galerileri ve Ankara'daki galerileri hala sürüyor. Ve yeni bir galeri oluşturduk. Çok çağdaş, çok modern bir galeri olsun istedik. Doğrusu. Ben AVM'lere giden bir insan değilim. Çok da hoşlanmıyorum kapalı kalmadı. Evet. Ama şunu fark ettim ki doğru bir yerde doğru bir şey yaptık. Geçtiğimiz bir ay içinde ne kadar çok insanın AVM'de gezdiğini ve sanatla ne kadar ilgilendiğini, orada bunu görmenin ne kadar değerli olduğunu bana öğretti. Popüler değil, doğru bir sunum olduğu için. Evet. Yani AVM'den işte bir şeyler yapıyorlar dışında, ama o kültür sanat işleri bir öyle hani kampanya ürünüymüş gibi garip kayboluyor ortalıkta. Bunu çok doğru sunmak gerekir. Eğer koşulları orada yaşarsa. Satış tanıtımı var bir sergi. Evet. Ve insanların alışveriş alanlarından çıkıp burada ne kadar çok zaman geçirdiklerini görmek. Aslında böyle bir şey ihtiyaçları var. Farkında değiller. Var ve çoluk çocuk. Çok evet, güzel. Ne güzel. Bitmez tabii ki. Bitmez yani. Aslında burada da var birkaç şey ama çok uzadı. Sadece son bir şeyler almak istiyorum sizden. Bir sanat tarihçi olarak, bir eleştirmen olarak, sanat yazarı olarak, yani sanatla bugüne kadar gelmiş bir insan olarak.
Türk resminde evrensellik sorununa böyle kısaca bir değinmenizi, bir de müzelerin sanat eğitimi açısından, yani toplumsal sanat eğitimi açısından rolüne kısaca değinmenizi isteyeceğim sizden son olarak. Bir toplum kendini ne kadar evrensel hissediyorsa resmi de o kadar, sanatı da o kadar evrenseldir. Eğer 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 21. yüzyılın sanatına, felsefesine, sosyal yapısına, politikasına ve ekonomisine bakarak, değerlendirme yaparak yaşıyorsanız sanat da bunu yapmak durumundadır. Hala 16. yüzyılın, 19. yüzyılın resimleriyle aynı konulara gitmek, aynı sanat hareketlerini yeniden yapmak bize bir şey kazandırmayacaktır. Bize kazandırılan tek şey, gençlerden çok söz ediyorum, onlar 21. yüzyılın yaşadıkları biliyorlar. Ona göre müzik dinliyorlar. Ona göre dünyaya bakıyorlar. Yani genlerin artık çözümlendiği, yeniden klonlandığı bir dönemde, insan anatomisinin baştan aşağı yeniden yapılandırıldığı bir dönemde, teknolojinin dünya üzerinde ne kadar ilerlediğini gördüğümüz bir dönemde sanatın ilerlemesini de görmemiz çok değerli ve doğaldır. Onun için ben genç ressamlarımızın bunun çok bilincinde olduğunu biliyorum. Bunların arasından çağını yakalamak diye güzel bir terim var. Çağını yakalamak, satışı yakalamakla eşdeğer bir şey değildir. Çağını yakalayacak çok kültürlü, kendi alanında yetişmiş, çok iyi eleştirmenlerin ve çok iyi yazarların, çok iyi sanatçıların birlikteliğiyle yüzleşecek. Size sanatçı olarak istenilen kitap yazılsın, istenilen sergiler açılsın, istenilen sunumlar yapılsın. Ama şunu unutmayınız ki, bir sanat tarihi kitabına, bir sanat tarihi araştırmasına yönelik bir araştırma yoksa hakkınızda, o yere düşecek bir değer demektir. Disiplinler çok önemlidir. O disiplinlerin içinde var olan etkinlikler de çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz ki sanat çok esnek bir alan, buraya herkes çok kolaymış gibi girip çok büyük zorluklarla karşılaşıp çok ucuz işler de yapabilir. Bunun için çok doğru düşünüp doğru adımlar atmamız gerekir. Hepimizin sorumluluğu var. Benim de sorumluluğum var. Benim de her zaman yeni araştırmalar yapıp yeni bir şeylere doğru yola çıkmak gibi bir sorumluluğum var. Müzelere gelince, müzeler işte biraz önce söylediğim lafla çok önemli. Dünyanın müzelerine gittiğiniz zaman uzmanları var. Bunlar sanat tarihi uzmanları. Müzeye giriyorsunuz mesela, diyelim ki gittiniz Tate Modern'e girdiniz ve bir araştırma yapacaksınız. Bu araştırmada sanatçının adını telaffuz ettiniz. Hemen size sordukları şey, hangi alanında, yani kendi heykelse mermer heykellerini mi araştırıyorsunuz? Hangi malzemeyle araştırıyorsunuz? Hangi konuları araştırıyorsunuz? O kadar spesifik Turner'sa Turner'ın İtalya resimlerine mi bakıyorsunuz? Mitolojik konularına mı bakıyorsunuz? Ona göre uzman geliyor ve sizinle bu konuyu konuşuyor. Bizim müzelerimizin soyulmasının, hırsızlık yapılmasının altını özellikle çiziyorum. Yeniden geriye dönen birçok eserimiz olduğu için mutluyuz. Veya koleksiyonlara referans verilmesinin en büyük eksikliği, müzelerimizde sanat tarihi uzmanlarının hala çalıştırılmamak konusunda ısrarlı tutumları. Çünkü her alan, şöyle düşünebiliyor musunuz? Yani bir göz doktoru, bulamadık, buna ortopedist baksın. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir alanda bu böyle ekonomik şey bulamadık, tarihçi ekonomi anlatsın. Bunlar olacak şeyler değil. Yani meslekler ve eğitimler o kadar değerli ki bunun değerini bilmemiz lazım. Çok sayıda üniversite mezunumuz, çok sayıda sanat tarihi mezunumuz var. Ve bunların yetişmesi için koleksiyonların içinde olmaları çok önemli. Sanatçılarla birlikte önemli olmaları. Ve sanatçıların, gene ben sanatçılara çok sorumluluk veriyorum, kiminle birlikte yola çıktığına çok iyi bakmaları gerekir. Kendilerine yön verenin bir sanat tarihçisi mi, bir felsefeci mi, bir sosyal uzman mı, ne olduğunu ve nasıl bir yola doğru
yürümekte olduklarını çok iyi görmeleri gerekir. Türkiye'de bu konuda yetişmiş çok eleman var. Ve gençler, gençlerle buluşup geleceklerini birleştirecekler. Müzelerde kendilerini doğru dürüst sanat tarihi elemanları uzman kadroları kuracak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben sanat tarihçisiyim. Yaptıklarım ortada. Hala bunu geliştirmeye çalışıyorum. Ama hiçbir zaman ben Şeker Ahmet Paşa'dan başlayıp da Ömer Ulaç'a kadar ekspertiz yapabilirim cümlesini kurmam. Bu şaşkınlıktır. Uzmanlar mesela diyelim ki bir Şeker Ahmet Paşa uzmanı olur. Artık onun hayatını ve eserlerinin bütününü neredeyse araştırmış olur. Ve hala yanılma payı vardır. Bizde herkes her konuda uzmanlık ve kriter verebiliyor. Bu kaotik dönemlerde karşımıza çıkabilir. Ondan sonra sergiler açılıyor İstanbul'da geçmiş dönemde açılan Miro sergisi gibi. Sahte resimler bulunuyor ve herkes çok şaşırıyor. Uzmanların buna konu olması lazım. Picasso'lar bulundu Türkiye'de, hemen hepsi sahte çıktı. Eğer dünyada bir yerde Picasso bulunursa, Picasso uzmanları, vakıfların elemanları hemen gelir, el koyar. Bütün bunları göze alarak bir yola çıkmak gerekir. Doğru dürüst bir sanat tarihi eğitiminin, doğru dürüst bir ressam eğitimi gibi çok önemli olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Doğrusu gençlerimize yol açalım. Onların koleksiyonlarda olmalarını, müzelerde olmalarını, müzelerde çalışmalarını sağlayalım. Nasıl arkeologların kendi müzelerinde çalışan uzmanları varsa, çağdaş sanat müzelerinde de kendi alanlarında yetişmiş çok sayıda uzmanının bulunması gerekir ki müze kimliğini kazanabilsin. Sorarlar insana, kaç tane uzmanınız var? Kaç resim astın bu arada diye sormuyorlar. Kaç tane sergi? Şimdi bizdeki müzeleri çok önemsiyorum. O kadar önemliler ki. Evet. Sabancı Müzesi'nin açılması, İstanbul Modern hepimizin. Ne kadar değerli, ne kadar kıymetli bir müze. Onu takip eden Proje 4 ile bizim hayatımız. Onların içinde geçecek laboratuvar bizim için. Bunların bize nasıl dışarıdan görebiliyorsak, içinde çalışanların da çok iyi bir şekilde Odun Pazarı'nın çok güzel bir müze. Arter sonra. Yani Arter, Arter bir sanat platformu ama çağdaş sanatın en iyi platformlarından bu biri. Bu konuda ihtiyaç var yani ama çok hani iyi, sayı salt çok var. Olsun içerik. Salt mesela çok iyi arşiv topluyor, çok iyi arşiv evet. Geliştiriyor. Şimdi merakla İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin hangi sanat tarihi kavramlarıyla yeniden kurulacağını bekliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Oradaki tarihsel süreç, bu değerli resimlerin yeniden ele alınması büyük bir sanat tarihi kadrosuna ihtiyaç duyulması demektir. Sonucunu hep beraber çok aslında olumlu olarak kim varsa göreve çağırıp el birliğiyle bunu ortaya çıkartmaları gerekiyor. 21. yüzyıldayız. Evet. Yani bunun dışında bir şey düşünmek mümkün değil. Yani diliyoruz, evet. Umut ediyoruz. Hakikaten söylediğinize uygun şekilde. Çok iyi yetişmiş elemanlar var. Hesabını verebileceğimiz iyi işler bırakmamız gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Ve gelecek olan nesle bir kaynak bırakmak. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Yani gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Keşke daha uzun vakit olsa, daha detaylı konuşabilseydik. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Araştırmalarınız çok özeldi. Şimdi ben şöyle. Bizim program sponsorumuz var hocam. Onun desteğiyle programımız sürüyor. Konuklarımıza da ufak bir eski armağan var. Eski zilekleri siz buna yazı yazarsınız bence. Valla çok güzel yani. Polart eski defteri gerçekten güzel. Ay çok da güzel kalemler. Ay kaleme evet. Bayılırım. Evet. Hem de fanlar. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için kalem ve kağıt en kıymetli hediye. Yazılar çok olsun inşallah. Çok teşekkür sağ ederiz. Sağ olun hocam. Evet sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Program sponsorumuz Ponart'a, O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.